O, kimilerine göre Amerika'nın ilk kadın seri katili, kimilerine göre ise yalnızca şiddet gördüğü için vahşileşen bir kurban. Bugün sizlerle hayatı filmlere konu olan, hikayesinin her bir detayı nedeniyle tarihin gelmiş geçmiş en tehlikeli kadın seri katillerinden biri olan Aylan Wuornos'un dram dolu hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Aylan 29 Şubat 1956'da Rochester, Michigan'da dünyaya geldi. Annesi Diane Wuornos, babası ise Lee Ideal Pittman'dır. Aylan'ın kendisinden 1,5 yaş büyük Keith Wuornos adında bir de abisi vardır. Diane Aylan'ı hamile kaldığında henüz 15-16 yaşlarındaydı ve henüz Aylan doğmadan Diane ve Pittman boşandılar. Aylan babasıyla hiçbir zaman tanışamadı çünkü şizofreni hastası olan Pittman o dönem çocuk istismarından cezaevine girmiş ve bir süre sonra kendini asarak intihar etmişti. Aylan 6 aylıkken ise annesi Diane geride bıraktığı bir notla çocuklarını kendi ailesinin yanına bırakarak terk etti. Aylan için zor günler başlamıştı. Alkol sorunları bulunan büyük annesiyle büyük babasının yanında yaşamaya başlayan Aylan bu dönemde maalesef büyük babasının istismarlarına maruz kaldı. Ve henüz 14 yaşında bir çocukken büyük babasının bir arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak hamile kaldı. Ve 23 Mart 1971'de henüz 15 yaşındayken bekar annelere hizmet veren bir merkezde oğlunu dünyaya getirdi. Çocuk doğumun hemen ardından evlatlık verilmek üzere kendisinden alındı. Aylan'ın büyük annesi doğumdan bir süre sonra vefat edince Aylan okuldan ayrıldı. Ve bu dönemde büyük babası tarafından dünyaya gayrimeşru çocuk getirdiği için kimsesizliğe terk edilerek evden kovuldu. Daha çocuk yaşında üst üste hayatın sillesini yiyen Aylan için bu saatten sonra hiçbir şey yolunda gitmeyecekti. Çocuğu devlet tarafından koruma altına alınırken kendisi evsiz barksız bir başına sokaklarda kalmış hurdar bir arabanın içinde yaşamaya başlamıştı. Hayatını idame ettirebilmek için çalışmak yerine hayat kadınlığı yapmayı tercih etti. Bu dönemde madde bağımlılığıyla da boğuşmaya başlayan genç kadının uyuşturucu ve alkol kullanımı üst düzeye çıkmış ve henüz 18 yaşındayken ehliyetsiz araba kullanmak ve silah kullanmak gibi suçlardan tutuklanarak suç dünyasına adım atmaya başlamıştı. 1976 yılında yani 20 yaşındayken Florida'ya gitmek üzere otostop yaparken tanıştığı 70 yaşındaki varlıklı bir adamla evlendi. Bir anda tüm dünyası değişmişti sanki. Nitekim genç kadın o dönem sosyete dergilerine bile haber olmayı başarmıştı. Ancak bu evlilik Aylan'ın kocasını bastonla döverek yaraladığı gerekçesiyle sadece bir ay sürdü. Ve Aylan yeniden sokaklarda yaşamaya başladı. 1976 yılında bir barmeni darp ettiği gerekçesiyle bir kez daha tutuklandı. Bir süre sonra abisi Keith Wuornos'un kanserden vefat etmesiyle kendisine hayat sigortası kapsamında 10 bin dolar para ödendi. Aylan bu parayı iyi değerlendirebilseydi belki bir şeyleri değiştirebilir, hayatını düzene sokabilirdi. Ancak o suç işlemeye devam etti. Bu paranın bir kısmını alkollü araba kullanma cezasına verirken geri kalan kısmıyla kendine lüks bir araba aldı. 1981 yılında bir marketten 2 paket sigara ve 35 dolar çaldığı için 14 ay hapis cezasına çarptırılan genç kadın, cezaevinden çıktıktan sonraki bir yıl içinde de sahte çek kullanımıyla silah çalma teşebbüslerinden tutuklanmış, araba hırsızlığı, silahlı soygun, adaleti engelleme, dolandırıcılık gibi pek çok suçtan içeri girip çıkmıştı. Aylan hayatını bu şekilde sürdürürken 1986 yılında Thierry Moore isimli bir kadınla tanıştı ve aralarında eşcinsel bir beraberlik başladı. 4 sene boyunca Moore ile birlikte yaşayan Aylan sevgilisini mutlu etmek ve kendisini terk etmesini engellemek için çok para kazanmak istiyordu. Evi geçindirmek için hayat kadınlığı yapmaya devam etti ve artık çok daha ciddi suçlara yönelmeye başladı. 1989 Aralık ayının soğuk bir gününde 51 yaşındaki bir adam Aylan'ı arabasına aldı. Aralarında çıkan bir tartışma adamın aracını ormanlık bir alana sürerek
Ayla'nın ellerini bağlamak suretiyle cinsel istismarına kadar gitti. Kendisini müdafaa etmeye çalışan Alan son çare olarak cebinden çıkardığı 22 kalibrelik silahla adamın hayatına son verdi. Bu şekilde ilk cinayetini işleyen Amerika'nın ilk seri katili sayılan 33 yaşındaki kadın adamın cansız bedenini ormanlık arazide bıraktıktan sonra arabayla oradan hızlıca kaçtı. Çok sonradan yapılan araştırmalarda adamın daha önce de cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis yattığı öğrenildi. Alan'ın zaten karanlığa gömülmüş olan hayatı bu olaydan sonra iyice allak bullak olmaya başladı. Alan ikinci cinayetini işlediğinde tarihler 1 Haziran 1990'ı gösteriyordu. Kurban 43 yaşındaki bir inşaat işçisi olan Richard Mallory adlı bir adamdı. Adamın cansız bedeni Florida'da otoyol kenarında üstsüz bir halde bulundu ve bedeninde 6 adet kurşun vardı. Suçlarına bir yıl boyunca hiç hız kesmeden devam eden Alan'ın kurbanları toplamda 7 kişi olmak üzere sırasıyla 51 yaşındaki Richard Mallory, 43 yaşındaki David Spears, 40 yaşındaki Charles Carskadden, 65 yaşındaki Peter Sims, 50 yaşındaki Troy Bress, 56 yaşındaki Charles Hemsley ve 62 yaşındaki Walter Geno Antonia'ydı. Bir dizi cinayetle bir yıl içinde bir seri katile dönüşen Alan Wuornos, kurbanlarının tümünü silahla etkisiz hale getirmiş ve onların cansız bedenlerini genellikle ormanlık alanlarda bırakarak kaçmaya devam etmişti. Cinayetlerin birbirleriyle olan benzerliği yetkilileri failin aynı kişi olduğu ihtimalini etiyordu. Alan'ın yakalanması 4. kurbanı olan Peter Sims'in arabasında görülmesiyle ortaya çıkacaktı. Alan, Peter'ın hayatına son verdikten sonra hızla içinde sevgilisi Tyrion'un da olduğu Peter'ın arabasıyla kaçarken kaza yapmıştı. Bunun üzerine görgü tanıklarının tarifine göre Alan Wuornos'un bir robot resmi çizilmiş ve tüm basına dağıtılmıştı. Bu sayede failin çok daha erken bulunacağı umuluyordu. Yetkililer robot resmi sabıka kaydı kabarık olan Alan Wuornos'a benzettiler ancak parmak izinden bir şey çıkmayınca sonuca varamadılar. Alan'ın yakalanmasında kilit isim aşık olduğu ve kendi tabiriyle dünyada güvendiği tek kişi olan sevgilisi Tyrion Moore'un ta kendisiydi. Görgü tanıklarının verdiği tarifle Alan Florida'da bir barda, Tyrion ise Pensilvanya'da yakalandı. Tyrion 1931 yılında polislere kendi dokunulmazlığına karşılık sevgilisi Alan'ın tüm suçlarını itiraf ettiği bir telefon konuşmasını dinletti. 16 Ocak 1931'de suçunu kabul eden Alan Wuornos, 7 kişinin yaşamına son verdiği iddia ediliyordu. Ancak maktullerden ikisinin cansız bedeni bulunamayınca Alan Wuornos sadece 5 kişiyi öldürme suçundan yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. Tarihe geçen bu cümle Alan'ın kararı duyduktan sonraki tepkisi oldu. Alan'ın avukatları 1996 yılında temize başvurdu ancak kabul edilmedi. Zaten Alan'ın böyle bir talebi yoktu. İlk duruşmasında cinayetleri nefsi müdafaa için işlediğini söyleyen Alan, cezaevinde idamını beklerken verdiği bir röportajda "Yaptığım her şeyin altında korkunç bir öfke yatıyor. İdam edilmem gerek çünkü hapisten çıkacak olursam yine cinayet işlerim" şeklinde konuştu. Son kez istediği yemeği yeme hakkını reddederek kahve içmeyi tercih eden Alan'ın 9 Ekim 2002'de zehirli iğne ile idam edilmeden önceki son sözü "İsa ile birlikte geri döneceğim" oldu. Vasiyeti ise cenazesinde Natalie Merchant'ın Carnival isimli şarkısının çalınması oldu. Alan Wuornos acılarla dolu yaşamının ardından geriye oldukça tartışmalı bir seri katil hikayesi bıraktı. Alan Wuornos'un hayatı ve ölümü Charlize Theron'ın başrolünde oynadığı ve Oscar ödülü kazandığı 2003 tarihli Master filmine ilham kaynağı oldu.
Tarihin en ilginç seri katillerinden olan Alan Vurnos, ailesiz kalması, defalarca istismara uğraması, kendini müdafaa için cinayet işlemeye mecbur kalması gibi bir takım sebeplerden ötürü yaşadıklarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birçok insan ondan nefret etmek yerine ona acıma duygusuyla bakıyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu davayla ilgili? Görüşlerinizi mutlaka görmek isterim yorumlarda. Benim çok muallatta kaldığım, istek üzerine yaptığım bir dava oldu bu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir dahaki suç dosyasıyla görüşünceye dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.